Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde son örnek uygulamamızı yapıyoruz. Buyurun, EDIUS programımızı açalım ve örnek uygulamamızı yapalım. Programımızı çalıştıralım. Bir önceki proje üzerinden devam edeceğimiz için en son açtığımız projeyi aktifleyip Open komutuyla açıyoruz. Nerede kalmıştık? Filmimizin hemen hemen yarısını tamamladık arkadaşlar. Elimizdeki kalan klipleri de yavaş yavaş filmimize ekleyebiliriz. Devam edelim. Bir sonraki klibimiz şöyle yakın plan pencere görüntüsü. Bunu da koyalım. Şuradan, burada ritmini anlamadığınız noktalarda yine bir önceki derste yaptığımız gibi nasıl olsa fix kare. Burada kullandığınız ritimde kullandığınız şurada farklı noktalardan da olabilir. Bu kareleri süresini referans olarak alıp burada bir sonraki klibinizi uyarlamak süresine uyarlamak istediğiniz klibe referans olarak kullanabilirsiniz. Yeni klibimin süresini böylece ayarladıktan sonra yerleştiriyorum. Bakalım nasıl oldu. Evet. Devam edelim. Yine bir panım var. Yine bunu yerleştiriyorum. Şöyle ki. Hareketin bittiği yerde duruyorum. Şöyle. Biraz önünde durayım. Şu kadar. Evet, tekrar izleyeyim. Şurada biraz eksiğim var. Burada başlasa daha iyi olur aslında. Ya da şöyle bakayım. Evet, 3 ölçek daha fazla ihtiyacım var. Ya da bunu ikiye bölebilirim. Baştan birazcık şöyle bu klibin uzunluğunu kısaltıp müziğe kurgu özelliğini bozmadan bu planı kullanabilirim. Onu şöyle yapabilirim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurada iki tane o ölçekte, o süre ölçeğinde kullandığım klip var. Ben ayarlamak süresini ayarlamak istediğim klibi alttaki iki klibe şöyle bana kılavuzu kesmesi için bir üst layer'a koyuyorum. Ve böylece bunun süresini de ayarlayıp buraya koyarsam yine müziğe kurguyu bozmadan. Fena değil. Sıradaki klibim bu. Şunları şöyle biraz yanaştırayım. Hemen bilgilerimizi tazeleyelim. Buradaki komple çekmek için ne yapıyordum? Alt shift kombinasyonunu klavyede basılı tutup böyle kliplerimi bu şekilde yanaştırabiliyordum. Şimdi en son burada bittim. Şöyle. Evet, bu yakına kesebilirim fix'e. Şuradan yaklaştırdım. Evet. Şurası ritim başı olduğunu anlıyorum müziği dinleyerek. Kırptım orayı da. Daha sonra şunlar var. Yine şöyle süreyi tam emin olamıyorsanız dediğim gibi süresinden emin olduğunuz klibin üstüne koyarak ona kılavuzluk ettirebilirsiniz. Neydi? Yaklaşık 1 saniye 17 kare civarında bir şeydi. Burada bakın 1 saniye 17 kare duration'dan
süresini ayarladım klibi. Net olarak görebiliyorum. Şöyle koydum bunu da. Daha sonra yakın plan çekimi. Yine dinlemeden böyle hızlı bir şekilde klibinizi gerçekleştirir. Sonra gerekli ince ayarı yapabilirsiniz. Yine burada rektörlük binamızın bir tilt yapı var. Ben şimdilik yaklaştırıyorum. İzleyelim buradan itibaren. Bakın şurada bir atlama hissi var, bir rahatsızlık oluyor. Şurada bakın tam şu görüntü değişiminde. Çünkü şu bir önceki karede bakın, şuradaki ağaçlı bölüm, bir sonraki plan burada yakın kesimi var. Pek uygun olmadı. Bu kareyi buradan atalım ve direkt şu bölüme geçelim. Hareketin başından başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet, hareket bitmeden kesersek şöyle. Bakın bu da. Birazcık bu klibi hızlandırırsam nasıl olsa içinden insan geçmiyor. O yüzden hareketi hızlandırdığımda kötü durmayacaktır. Nasıl hızlandırıyorduk? Sağ tuşla time effect'ten, speed'ten buradan 1.17 olacak şekilde yaklaşık burası. Bunu hızlandırıyorum. Şöyle ki müzik ritmim bozulmasın. Fena değil. Bu arada arkadaşlar şunu hatırlatmak isterim. Tüm çalışmalarımız boyunca Edius'ta sonuçta bilgisayar elektrik kesilebilir ya da bilgisayar arıza yapabilir. O yüzden çalışmalarımızı kaybetmemek için sürekli File komutundan Save Project komutunu tıklayarak kaydediyoruz. Edius belirli aralıklarla programınızın backup'ını alıyor. Fakat siz yine de size önerim eliniz sürekli buradaki file'dan Save Project komutuna ya da kısa yolunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ctrl S kombinasyonuyla projenizi sık sık kaydedin. Özellikle masa başında montajınız henüz bitmeden kısa molalar verecekseniz, masanızın başından kalkacaksanız size önerim sürekli projenizi kaydetmenizdir. Evet, sıradaki klibe geçelim. Yine üniversitemizin içinden güzel bir görüntü arkadaşlar. Bunu da kullanmak istiyorum. Bunu yaklaştırdım. En son nerede kalmıştık? Rektörlük binamızdan şöyle bir tilt up. Ve şöyle bir fix karemiz var. Daha sonra da şöyle bir yakın, şöyle bir şu iki kare birbirine çok benzer kare arkadaşlar. O yüzden birini tercih edeceğim. Ben ilkini tercih ediyorum. İkisi de fena değil. İkincisini sildim. Yine bunun süresini buradaki müziğe göre ayarlıyorum. Şöyle. Alttaki kareyi kılavuz olarak kullanıp üstteki kareyi kırparsam sorun olmaz. Buradan baktığımda yine ince ayarlarımı yapabilirim. Evet, fena gibi durmuyor. Bir sonraki klibimize bakalım. Evet, şöyle bir klibimiz var. Şöyle insanlar girip çıkıyor karenin içinden. Şöyle. Şuradan başlarsam güzel olur. Şöyle. Klibimi de yaklaştırıyorum. Şöyle. Bu klibimin içinde hareket olduğu için diğer kliplere göre iki kat uzunlukta kullanmak istiyorum. Şöyle şu iki klip süresince şöyle alttaki iki klibi kılavuz olarak kullanıp bunun süresini ayarladım ve hemen klibin yanına koydum.
Sıradaki klibime bakıyorum. Şöyle. Sıradaki son iki klibim aslında. Bunları da ikisini toplu olarak seçip klibimi yaklaştırıyorum. Şöyle bakıyorum. İzliyorum. Evet, bu kare çok durağan bir klip olduğu için onu biraz daha kısa kullanacağım. Bir önceki klibi biraz daha uzun kullanmayı düşünüyorum ki müziğime tam uysun. Şöyle. Tam burada bir müzik değişimi hissediyorum. Ritim başı şeklinde buraya kadar bu planımı kullanabilirim. Şurası. Evet. Daha sonra aslında şu zoom out'ta bir önceki planıma benzer bir planım var. Bunu kullanmaya da bilirim. Bunu atıyorum. Böyle. Biraz daha uzatabilirim. Şöyle. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Filminizden çıkarken yani filmlerinizi oluşturduğunuz bu tarz filmlerinde çıkış kareniz eğer zoom out olursa bu şekilde o mekandan uzaklaşma size o mekandan uzaklaşma hissi uyandırır. Benim size önerim filminizi bitirirken filminizden çıkarken bu tarz uzaklaşma zoom out yani planlarınızı seçmeniz izleyici üstündeki bu duygusal etkiyi artıracaktır. Evet hemen hemen filmimizi tamamladık. Yaklaşık bir dakikalık bir üniversitemizin çeşitli çekilmiş görüntülerinden oluşan filmimiz. Şimdi öğrendiklerimizi burada uygulamak için kliplerimize birkaç efekt, birkaç color koreksiyon uygulayalım. Hemen ilk önce yapmamız gereken tabii ki filmimizi baştan sona bir izlemek. İzleyelim. Evet. Öncelikle filmimize başlarken bir çok küçük bir fade in yapabiliriz arkadaşlar. Neydi? Şimdi filmimize fade in yapabilmek için burada ilk derslerde görmüştük. Hemen şuradaki mikser ilgili layer'a ait bu üçgeni tıklayarak şuradan opasitesini, görünürlüğünü değiştireceğimiz mix özelliğini açmak için bu üçgeni tıklıyoruz. Bu üçgen kapalıyken gözükmez bakın. Sonra biraz daha görebilmek için buradaki kalın çizgiyi aşağı doğru tutup sürüklüyorum. Şöyle yaklaşık bir saniyelik şuradan ayar yapacağım noktaya kadar bunu getiriyorum. Sonra buradaki mikser ikonuna tıklayıp bunu aktifliyorum. Ve şöylece burada bir kontrol noktası oluşturuyorum.
Baştaki kontrol noktasından da bunu aşağı doğruya çekiyorum. Bakın etkim ne oldu? Şöyle. Bir siyah tel açılma şeklinde. Süre çok uzun oldu. Bunun yarısı kadar süre daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu müzik ritmine göre. Şuradan yeni bir kontrol noktası oluşturup yukarıya çekiyorum. Bu noktada da artık işim yok. Bunu da aktifleyip delete tuşuna basıp o kontrol noktasını siliyorum. Şurada bir geçiş efekti kullanmak istiyorum çünkü birazcık gözü yoran, izleyici rahatsız eden bir geçiş var. O geçişi yumuşatmak için efektlerimin içinde transition geçiş efekti kullanmak istiyorum arkadaşlar. 2D transition'ların içinde dissolve, Türkçe adıyla zincirleme ya da geçme diyebileceğimiz ama sektörde çoğunlukla mix olarak tabir edilen dissolve efektimi tutup bu noktaya bırakıyorum. Bakın geçen derslerimizde biz bunun default süresini çok uzun ayarlamıştık. O yüzden bizim kliplerimiz neydi? Yaklaşık 1 saniye 17 kare boyutundaydı. Buradan tutup kısaltabileceğiniz gibi undo yapayım. Şöyle de yapabilirsiniz. Dissolve efekt ikonuna tıklayıp sağ tuşla Duration'dan Transition komutunu tıklayarak bakın 3 saniyeymiş. Buradan bunu yaklaşık 12 karelik bir mix süresi yeterlidir diye düşünüyorum. Elinizle klavyeyi kullanarak 12 yazarak OK derseniz artık default süresi 12 kare olmuş olur. Bunu tutup tam ortaya bırakırsanız bakın şuradan itibaren izleyelim. Geçiş biraz daha yumuşamış oldu. Bir daha izleyelim. Evet. Rahatsızlık veren. Şöyle şuradan itibaren izlersek. Rahatsızlık veren o sıçramada elimine etmiş olduk. Evet, şurada da öyle bir durum söz konusu. Şu noktadan geçerken de şu plandan üniversitemiz logosunun olduğu, totemin olduğu yere oraya da küçük bir mix iyi olacaktır. Şöyle ki aynı şekilde bu fix kareden tilt up karesine geçerken de bir küçük mix dissolve koyarsak daha iyi olabilir. Şöyle izleyelim. Evet. Buraya da küçük bir mix olabilir arkadaşlar. Çünkü müzik çok yumuşak. Müzikle de bir uyum sağlamasını istiyorum. Buradan da yeniden ben filmimin yavaş yavaş kararmasını istiyorum buradan itibaren. Bunu nasıl yapıyorduk? Hemen buradaki mikser ikonumu tıklıyorum. Bunu biraz aşağı çekiyorum. Buradaki mikser yazım aktif değilse onu bir kere tıklayarak aktifliyorum. Kararmasını başlamasını istediğim noktayı aktifleyerek burada bir kontrol noktası oluşturuyorum. Daha sonra son kontrol noktasını da aşağı doğru çekerek fade out'umu gerçekleştiriyorum. İzleyelim.
Evet, çok yavaş bir fade out oldu. Biraz sıkıcı oldu aslında. Şuradan itibaren başlayabiliriz. Şuraya kadar. Müziği de ben oraya kadar kısıyorum. Tekrar bunları şunu aktifleyerek delete tuşuna basıyorum. Şöyle aynı şekilde müziği de kendimiz müdahale ederek bu noktadan itibaren yavaş yavaş fade out yapalım. Bunun için Vol pan tuşuna bir kere basıp volümün kısaltılması, volun aktif olduğundan emin olduktan sonra ses de burada bir kontrol noktası oluşturuyorum ve şöyle biraz yukarıya çıkarayım. Son kontrol noktasını da aşağı inerek sesi iyice düşmüş oluyorum. Aynı şekilde görüntüyü oluşturan mix kanalında da burada bir kontrol noktası oluşturuyorum tıklayarak. Son kontrol noktasını aşağı doğru çekerek fade out'umu yapıyorum. İzleyelim. Daha iyi oldu. Bir önceki duruma göre. Bunları kapatıyorum. Şöyle. Şunu da kapatalım. Alandan tasarruf etmek için. Şöyle slider'ımı kaydırarak filmin bütününü görüyorum. Filmin başına bir logo animasyonu da koymak istiyorum. Yine filmimi toplu bir şekilde sağa doğru ötülemek için Shift ve Alt kombinasyonla birlikte basıp filmimi sağa öteliyorum. Ve bin window'umun içinden, jeneriklerin içinden logo animasyon film dosyama filmin başına koyacağım. Ama yeteri kadar yer yok. Korkmuyorum. Filmime zarar vermez. Hemen bunu buraya koyuyorum. Çünkü bakın şurada gördüğünüz gibi filmim şu anda insert moduna buraya koyduğum anda benim filmimi sağ tarafa öteleyecek gördüğünüz gibi. Yaptığım edite hiçbir şey olmayacak. İzleyelim baştan. Filmimiz bu şekilde bitirmiş olduk. Filmimize öğrendiklerimizi tekrarlamak adına ben bir de yazı eklemek istiyorum. Filmin en sonunda şuraya üniversitemizin adını ekrana yazalım. Onun için nasıl yapıyorduk? Nasıl title ekliyorduk bir filme? İki yöntemi vardı. Ya buradaki create title ikonunu kullanarak ya da bu title layer'ımız seçiliyken İzleme çubuğunu title'ı eklemek istediğimiz noktaya getirip bu noktada sağ tuşla New Clip Quick Title ikonunu tıklayarak title yazma penceremizi ekrana getiriyoruz ve yazmak istediğimiz yazıyı öncelikle yazıyoruz. Lefke. İlk yazıyı yazdıktan sonra da yapabiliriz. Hepsini yazdıktan sonra da düzenleyebiliriz. Ben şimdi yapmak istiyorum. Fontlardan Kalibri'yi seçiyorum. Siz dilediğiniz fontu seçebilirsiniz. Bilgisayarınızda yüklü olan fontları burada kullanabiliyoruz. Şöyle
Bunu bold yapmak istiyorum. Buradan daha kalın. Biraz da italik yapayım. Size'ını biraz küçülteyim. Buradan yapıyoruz onu da. 48. Bu iyidir. Şöyle biraz aşağı indiriyorum. Şöyle yazmaya devam ediyorum arkadaşlar. Lefke. Avrupa. Üniversitesi. Şöyle biraz daha küçültebilirim. Şöyle 36 yaptım. Evet. Fena değil. Şöyle arkadaşlar. Tabii şu edge konturlarla ilgili de bir düzeltme yapayım hemen. Bu 5 biraz bana fazla geldi. Bunu 2 yaparsam sanki daha iyi olacak. Evet, biraz daha iyi oldu. Şöyle. Böyle göz kararı değildi. Ben dikey olarak şu ekranda tam ortalaması için buradan bu komutu tıklayıp basılı tutup şu ikonu tıklarsam dikey olarak benim yazımı ortalayacaktır. Bakın şu anda ortalamış durumda dikey olarak. Yatay konumda ortalattırmak isterseniz buna basarsınız. Ki ben tam ortada durmasını istemiyorum. Biraz aşağıda şöyle aşağı kaydırıyorum. Eğer bu kaydırma sırasında klavye üstünden shift tuşuna basılı tutarsanız sağa sola böyle oynattırmadan sadece aşağı doğru bu düzlem üstünde kaydırmasını sağlamış olursunuz. Şuraya koymak istiyorum üniversitemizin adını. Ctrl S ile bu pencereden çıktığımda direkt olarak neydi arkadaşlar hatırlayacaksınız. Burada hangi klasör seçiliyse title'ımı da direkt onun içine atıyorum. Ben tabii doğru bir şekilde çalışmak için, yani daha tertipli çalışmak için title'lar içinde buraya bir klasör açıyorum. Title diyorum. Ve jenerikler klasörüne atılan, bu açık olduğu için bunun içine atılan bu title'ımı title klasörünün içine sürüklüyorum. Evet, bakalım nasıl oldu. Evet, ben yazımın biraz daha uzun durmasını istiyorum. O yüzden yazımın sağ kenarından tutup sağa doğru trimlediğimde şöyle bir daha izleyelim. Evet. Filmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki derste bu filmimizin çıktısını nasıl alırız? Hangi formatlarda çıktı alabiliriz? Onu göreceğiz. Böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde filmin çıktısını nasıl alırız onu göreceğiz. Ama dediğim gibi buraya kadar olan örnek uygulamaları, eğer daha önceki örnek uygulamaları anlamadıysanız tekrar tekrar o videoları izleyerek, videoları ekranın köşesinde küçülterek izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer taraftan da uygulamamızı açıp başta anlattığım gibi zaman zaman videoyu geriye alıp durdurup o şekilde tam olarak anladıktan sonra son dersimizi yapacağız. Şimdilik herkese hoşça kalın diyorum.